Yani bu 7 ayrı mekanizmanın bir araya gelmesinin ilk toplantının çok önemli sinerjilerinin olduğunu belirtmek istiyorum. Yani gerçekten özellikle Türkiye demokrasi güçleri tarafından oldukça önemsenen bir buluşma olduğunu çokça yazan ve çizenler oldu. Ve biz bunun ikinci toplantısı kararını alırken aslında bu yaratılan sinerjiyi daha da büyütmek ve bu sinerjinin Türkiye toplumuna sirayet etmesini sağlamak amacıyla yaptık ve amacımıza da ulaştık diyebilirim. Evet, yani ikinci toplantıda bir koordinasyon kuruldu. Bu koordinasyon her kurumun ya da her siyasi partinin birer temsilcilerinden oluşan ve bunların belli periyotlarla bir araya gelebileceği, gündemler oluşturabileceği ve bu gündemleri herkesin kendi yapısına aktaracağı bir koordinasyon oluşturduk. İlk etapta bu koordinasyonun yapacağı şey şu an çok güncel olan işte Ukrayna Savaşı başta olmak üzere savaşlara karşı olduğumuzu ve barış çağrılarının yapılacağı bir çalışmayı başlatacaklar. Muhtemelen birkaç gün içerisinde hepimizin ortak imzasıyla bu savaşa karşı çıktığımızı, daha doğrusu bütün savaşlara karşı olduğumuzu ve barışın ne kadar önemli olduğunu ifade eden bir ortak metinle ilk çalışmamızı başlatmış olacağız. Sadece savaş meselesi değil tabii ki. Özellikle yoksulluk meselesi üzerinde de ki bu da çok güncel bir mesele. Çünkü gerçekten ekonomik krizin baş göstermesiyle birlikte Türkiye toplumunun çok yakından ilgilendiği zamların, enflasyonun ve bütün bunların artmasıyla birlikte Türkiye toplumu derin bir yoksulluk yaşıyor, derin bir kriz yaşıyor. Bu yoksulluğa karşı da özellikle ortak bir metin, ortak bir çalışmayla tavrımızı, tutumumuzu Türkiye toplumuyla paylaşmak üzere çalışmalar başlayacak. Yine 8 Mart yaklaşıyor. Özellikle Mart ayı, işte 8 Mart'ın, Nevroz'un ve onun arkasından hemen 1 Mayıs'la birlikte bütün bu etkinliklerde ortak görüntüler, sesimizi, mesajlarımızı ve itirazlarımızı ya da beklentilerimizi ortak olarak vermek gibi bir çalışma sistematiği içerisine de gireceğiz. Mart ayından sonra 1 Mayıs programından belki önce de olabilir. Bir lansmanla artık bu ittifakının adının koyulduğu ve Türkiye toplumuna deklare edildiği ya da edileceği bir lansmanla da artık hani deklare edilen bir aşamaya da gelmiş olacak bu çalışma. Ama şu an itibariyle daha çok ağırlıklı olarak mücadele ortaklığı üzerinde, ortak mücadelenin yapıldığı ve yapılacağı bir çalışma sistematiği başlayacak. Şu an bir beklenti içerisinde olan ve bu ittifakın içerisinde yer almak isteyen birçok kesim var. Bu koordinasyon aslında bunun da bir taslağını çıkaracak. Yani hangi kurum ve kuruluşlarla, hangi meslek örgütleriyle ya da hangi siyasi partilerle görüşmeler yapılacağına dair bir hazırlık yapacaklar. Belki bundan sonraki toplantıda o da değerlendirilecek ve kurulacak olan komisyonlarla da bu görüşmeler bir ete kemiğe bürünecek. Daha sonra da bunları da bir şekilde aslında bu ittifakın içerisine almak için de çalışmalar elbette ki sürecek. Çünkü biz başından hep bunu söyledik, şunu söyledik. Sadece bu şu an itibariyle bir araya gelen partiler ya da kurumlarla değil. Bu çok daha büyümeli, çok daha genişlemeli. Çünkü gerçekten yani bu ittifakın içerisinde yer almak isteyen birçok kurum ve kuruluş var, bunu biliyoruz. Bize iletilenler de var aslında. Yine işte belki Nevroz öncesi Kürdistani partilerle de bir araya gelip onlarla da ittifakımızın ne aşamada olduğunu değerlendiren bir toplantı, ama onun yanı sıra bir ortak görüntüye de ihtiyaç var. Çünkü biz 2019 yerel seçimlerinde zaten
Kürdistani partilerle bir ittifak gerçekleştirmiştik stratejik anlamda, ama bunu bir kez daha en azından bu görüntüyü vermeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bunun da hazırlıkları yapılacak. Şimdi üçüncü yolun önemini birçok kez ifade ettik aslında. Türkiye'nin bir demokratik yapıya ihtiyacı var. Demokrasi güçlerinin ortak duruşuna ihtiyacı var. Dolayısıyla bu ortaklık ve birlikte duruş elbette ki alanlarda ve meydanlarda, yani hemen hemen bütün konulara dair bir mücadele ortaklığına ihtiyaç var. Bu mücadele ortaklığında yani konuştuğumuz ve tartıştığımız üzere bir engel yok. Fakat şöyle bir şey var tabii, sadece bir mücadele ortaklığı değil, bunu işte yeri ve zamanı geldiğinde farklı ortaklıklarla da beslemek ve bunu hayata geçirmek gerekiyor. Şimdi önümüzde bir seçim var. Elbette ki seçimleri inkar edemeyiz. Yani sonuçta Türkiye'yi bekleyen muhtemelen, eğer erken seçim olmazsa bile, yine bir sene gibi bir zaman sonra Türkiye bir seçimle karşı karşıya kalacak. Ve biz üçüncü yol dediğimiz, işte ezilen kesimlerin, ötekileştirilenlerin, sesi kesilenlerin, mağduriyet yaşayanların, mazlumların, direnenlerin, bütün bu kesimlerin bu üçüncü yol çerçevesinde ya da üçüncü yol içerisinde yer almalarının önemli olduğunu düşünüyoruz ve seçimlere de özellikle üçüncü yolla girmeyi hedefliyoruz. Çünkü parlamento seçimleri aslında cumhurbaşkanlığı seçiminden çok daha büyük bir önem arz ediyor. Yani çıkarılan yasaların, kanun tekliflerinin parlamentodan geçebilmesi için özellikle HDP'nin gücünün, ağırlığının parlamento açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bu anlamda AKP'ye kaybettirmek üzere, yani AKP'nin koltuk sayısını, sandalye sayısını daha aza indirerek HDP'nin çok daha güçlü bir biçimde parlamentoya girmesinin ve etkin bir rol üstlenmesinin, üçüncü yolun genişlemesiyle, üçüncü yolun daha güçlü bir şekilde parlamentoya girmesiyle mümkün olacağını biliyoruz. O yüzden çalışmalarımızı biz ağırlıklı olarak parlamento seçimlerini nasıl daha güçlü kazanabiliriz, nasıl farklı kesimleri parlamentoya taşıyabiliriz ve gerçekten AKP'ye daha az sandalye kazandıracak ama HDP'nin daha güçlü bir şekilde ittifaklarıyla birlikte, demokrasi güçleriyle birlikte parlamentoda daha güçlü bir temsiliyetinin sağlanması için de bunun öneminin bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi için tavrımız zaten net. Daha önce de ifade ettik. Yani bir deklarasyon yayınladık biz. İşte Eylül ayında Ankara'da yayınladığımız deklarasyon. Bu deklarasyonda bir işte müzakereye açık bir metin var ortada. Dolayısıyla biz işte bu metni müzakere edecek kesimlere kapımızın açık olduğunu söyledik. Ve Cumhurbaşkanlığı adayının, özellikle işte Millet İttifakı adayı kim olacak henüz belli değil ama bu müzakere yapılırsa ve bu deklarasyon üzerinde bir ortaklaşma sağlanırsa elbette ki tavrımızı o zamanın koşullarına göre tekrardan gözden geçirebiliriz. Ama şu an itibariyle herhangi bir partinin ya da herhangi bir ittifakın adayını şu an itibariyle destekleme kararımız yok. Ama elimizde güçlü bir mutabakat metnimiz var. Bu mutabakat metni kim tarafından, işte hangi aday tarafından dikkate alınırsa ve gerçekten biz bu mutabakatı kabul ediyoruz, onaylıyoruz derlerse elbette ki yine o zamanki koşullarda bütün mekanizmalarımızla tartışarak, bu konuyu tartışarak kararlar alabiliriz elbette. Ama şu an böyle bir şey yok. Yani şu an bizim HDP'nin mevcut herhangi bir ittifakı şu an itibariyle destekleme kararımız yok. Ama dediğim gibi elimizde güçlü bir mutabakat metnimiz var. Yani biz hiçbir konuda, hiçbir mesele üzerinden kapalı kapılar ardında anlaşmaların yapıldığı bir parti değiliz.
Kamuoyuna ne söylüyorsak, halkımıza, tabanımıza ne söylüyorsak hep açık söylüyoruz, açık konuşuyoruz. Bu konuda da böyle. Kesinlikle tabanımızın istemediği, tabanımızın reddettiği konular üzerinde hiç kimseyle kapalı görüşmeler yapmıyoruz, yapmayız da. İlkesel olarak bize bu çok ters. Dolayısıyla eğer böyle bir mutabakatı destekleme ya da mutabakat üzerinde görüşme için bize bir randevu talep edilirse bunu yine kamuoyuyla paylaşarak elbette ki açık ve şeffaf olarak yürütmeyi esas alırız. Şimdi Ukrayna Savaşı elbette ki bence bir Rusya'nın tek başına başlatmış olduğu bir savaş değil ve bir savaş kararı almadan aslında bir işgal girişimi olduğunu söylemek daha doğru. Fakat bunun arkasında elbette ki NATO da var. Yani NATO'nun bu tutumunun, yani Ukrayna'da yaşayan sivil halkın, milyonlarca insanın bu savaştan etkilendiği, yaşamını yitirdiği, işte kendi topraklarını terk ettiği bir sürece imza atan bir NATO gerçekliği var. Ama Rusya'da özellikle bu işgal girişimiyle birlikte bütün dünyaya kafa tutan ve kendi bildiğini okuyan bir işte Rusya iktidarı var. Ancak şunu söylemek lazım, tabii biz HDP olarak hemen hemen bütün savaşlar için, yani dünyanın neresinde olursa olsun bütün savaşlara karşı olduğumuzu ve bütün sorunların diyalog ve müzakere yöntemleriyle çözülebileceğine olan inancımızı hep söyledik. Şimdi aynı noktadayız. Dolayısıyla ben hani İmralı görüşmelerinde, evet, Sayın Öcalan'ın da yine bütün savaşlara karşı, yani hegemonik bir işte girişimler olduğunu ve iktidar savaşları olduğunu ifade eden söylemleri var. Bunun ben şimdi biraz, yani en azından doğrulandığını da söyleyebiliriz. Sayın Öcalan'ın sadece Batı Avrupa açısından değil, yani Orta Doğu açısından da bu belirlemeleri vardı ve bunu da hani sonralarda işte yapılan çatışmalı süreçlerde gördük ve okuduk. Dolayısıyla ben hani Sayın Öcalan bu barış ve müzakere sürecinde özellikle Dolmabahçe mutabakatının hayata geçmesiyle birlikte sadece Türkiye'nin değil tüm Orta Doğu'nun da demokratikleşeceğini ifade ettiği ve bu Dolmabahçe mutabakatını aslında biraz da o yönlü ele aldığını hep söylerdi. Fakat ne yazık ki Türkiye'nin bu anlamda, bu konuda çok büyük hataları var. İyi bir sınav vermedi Türkiye ve bu hatalarla birlikte sadece Türkiye değil, Orta Doğu'da bile şu an açısından da söylersek eğer büyük krizler var, işte büyük çatışmalar var, güç dengeleri, herkes işte kendisine göre bir denge oluşturmaya çalışıyor. Fakat arada hem Kürtler eziliyor, hem işte sivil insanlar eziliyor, hem demokrasi güçleri eziliyor Türkiye açısından da söylersek. HDP olarak da yani İmralı görüşmelerinde Sayın Öcalan'ın ifade ettiği noktada biz de bu dönemlerin, bu savaş süreçlerinin mutlaka işte barış ve müzakere süreçleriyle sona ermesinin bütün dünyaya daha faydalı olacağına olan inancımızı hep söyledik. Şimdi söylemek isterim. Türkiye biraz bu süreci dengeli götürmeye çalışıyor. Biraz anladığımız kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla biraz öyle götürmeye çalışıyor. Ama ne olursa olsun Türkiye bundan olumsuz bir şekilde etkilenecek tabii ki. Yani bir kere ekonomi anlamında bile bakarsak eğer, gerçekten Türkiye'nin işte bu Ukrayna savaşıyla birlikte ekonomisinin de biraz daha zarar gördüğünü görebildik bu birkaç gün içerisinde. Savaş daha da şiddetlenirse ve Ukrayna işgali daha da genişlerse elbette ki Türkiye birçok anlamda zarar görecek. Bir kere tarım konusunda yani Türkiye'yi bekleyen büyük bir sıkıntı var.
ve ithal edilen işte buğdayından tutalım birçok maddeye kadar bütün bunların sekteye uğrayacağı bir dönem başlayacak Türkiye açısından ve tarım başta olmak üzere ben Türkiye'nin birçok alanda kriz yaşayacağını da ifade etmek isterim. Ancak Türkiye hani biraz dengeli açıklama yapsa bile sadece Ukrayna meselesinde değil aslında çatışmalı dönemlerde tavrının ne kadar net olduğunu biliyoruz yani Türkiye'nin. O yüzden de sadece Ukrayna'da değil Türkiye'nin eğer işte Dolmabahçe mutabakatı hayata geçmiş olsaydı Türkiye bir barış ülkesi olarak bütün ülkelerde bir ağırlığı olacaktı. Ancak bu ağırlığının ne yazık ki o mutabakatın hayata geçmemesiyle birlikte ve heba edilmesiyle birlikte artık böyle bir role ve misyona sahip olmayan bir ülke gerçekliği var. Ve her yaşanan savaştan Türkiye olumsuz bir şekilde etkileniyor, etkilenmeye de devam edecek ve bunun faturasını da Türkiye toplumu, Türkiye halkları ödüyor, ödemeye de devam edecek ne yazık ki. Bu tecritin uluslararası güçlerinden bağımsız ele almamak gerekiyor ve her ülkenin bunda büyük bir payı var. Avrupa ülkelerinin özellikle bunda büyük bir payı var. Biz diplomasi çalışmalarımızda işte Avrupa Parlamentosu'yla yaptığımız görüşmelerde, Avrupa Birliği'yle yaptığımız görüşmelerde hemen hemen bütün görüşmelerimizde hep bunu söylüyoruz. Yani bir insan hakları meselesi olarak bunu ele almaları gerektiğini hep ifade ediyoruz. Hani bazen şunu söylüyorlar, yani işte pozisyonu bellidir, durumu bellidir, biz çok fazla sağcıların olduğu bir ortamda bunu savunamıyoruz diyebiliyorlar. Ancak biz meseleye bir insan hakları meselesi olarak bakmaları gerektiğini söylüyoruz ve Türkiye'nin kendi çıkarmış olduğu yasaları uygulamasını istiyoruz. Yani bu yasalar sadece İmralı açısından geçerli değil ve İmralı Adası'na ayrı bir hukuk uygulanıyor. Dolayısıyla da tabii ki yani Sayın Öcalan'ın bugün hem bu savaşı yani Ukrayna savaşını hem de bölgeyi, Orta Doğu'yu ve dünyayı çok yakından takip ettiğini de biliyorum. Yani en azından o dönem gittiğimizde bizim bilmediğimiz, bizim görmediğimiz, okumadığımız bütün meseleleri ortaya koyan, bunun üzerinden analizler yapan, görüşlerini ifade eden ve bunun üzerinden değerlendirmeler yapılırdı. Ve ben şimdi de bunu çok yakından takip ettiğini elbette ki söyleyebiliriz. Ama kendisine ulaşılmadığı için işte ne avukat görüşü var, ne aile görüşü var, ne bir siyasi heyetin görüşü var. Dolayısıyla bunlar olmadığı için tam olarak işte değerlendirmelerini öğrenemiyoruz. Böyle bir kısıtlılık var. Dolayısıyla tecritten bahsetmişken, tecrit konusu gündemdeyken, bu tecritin yani daha fazla devam etmemesi ve gerçekten artık Türkiye'nin bu anlamda bu konuda kendi yasalarını uygulamasının gerekliliğini bir kez daha vurgulamak isterim. Ve her geçen gün Türkiye açısından büyük bir kayıp, onu da söyleyeyim. Dolayısıyla tecritin bir an önce son bulması lazım. Yani gerçekten bu yılki 8 Mart'ı çatışmaların ve savaşların olduğu bir dönemde geçireceğiz. Elbette ki bütün savaşlarda, sadece bugün Ukrayna'daki savaşta değil, daha önce yaşanan savaşlarda da hep en büyük mağduriyeti kadınlar ve çocuklar yaşadılar. Ve kadınların en hassas olduğu konudur savaş konusu. Çünkü ezilen, sömürülen, emeği yok sayılan, mağdur edilen bu dönemlerde daha çok ağırlıklı olarak kadınlar olur. Bu kadınlar için gerçekten hayati bir meseledir. Çünkü özellikle Türkiye'deki kadınlar, Kürt kadınları savaşın ne olduğunu çok iyi bilirler. Savaşın ne anlama geldiğini çok iyi bilirler. Ve ben bütün kadın örgütlerinin bu anlamda bir araya geleceğimiz, ortak mesajlar verebileceğimiz bu 8 Mart'ta savaşa karşı olduğumuzu haykıran
ve barış talebimizi daha çok, daha fazla ifade eden bir yerden bakmamız gerekiyor. Yoksa savaşlar önce kadınları vuruyor ve savaşlar önce çocukları vuruyor. Bunun önüne geçmek, bunu engellemek de kadınların ortak duruşuyla, ortak mücadelesiyle ve gerçekten 8 Mart'ın dışında da, sadece 8 Mart'ta değil, bundan sonraki süreç açısından da kadınların bu anlamda daha büyük bir inisiyatif içerisinde ya da bir inisiyatif alması gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyorum.